Diyanet Haber'den merhabalar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. İki liderin görüşmesinin gündeminde Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandum ve Suriye'deki gelişmeler vardı. Erdoğan, Kuzey Irak Kürt yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmek gerektiğini dile getirdi. Görüşmeden Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tam mutabakat içinde olduklarını söyledi. Referandumun Irak anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Kuzey Irak Kürt yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmek gerektiğini dile getirdi. Mevcut tablo karşısında ülkemizin bazı önlemleri hayata geçireceği hususunda da bunu zaten dünya kamuoyuyla paylaşmış durumdayız. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak bölgesel yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumun Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tavır alması büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Suriye'ye ilişkin güncel gelişmeleri ve son Astana toplantısının sonuçlarını da ele aldıklarını dile getirdi. Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Bu kapsamda İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini, bundan sonraki süreçte de ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun bir şekilde sürdürmelerini karara bağladık. Astana toplantılarının ateşkes rejimini güçlendirici niteliğinden ve bu yönüyle Cenevre'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sürdürülen siyasi sürece katkılarından memnuniyet duyuyoruz. Putin ise Kuzey Irak'taki gayrimeşru referanduma ilişkin ülkesinin tutumunu daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığını, bu kapsamda Irak'ın toprak bütünlüğüne önem verdiklerini söyledi. Putin Suriye konusundaki gelişmelere de değindi. Astana sürecindeki başarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerine borçlu olduklarını belirtti. Putin, süreç gerek Suriye ihtilafının tarafları için gerekse Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran bakımından zor oldu. Ancak bütün zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı özellikle dostum Sayın Erdoğan'ın girişimleri ve iradesi sayesinde mümkün oldu diye konuştu. Вырос на 31,5%. Türkiye, Kuzey Irak'a uçuşları süresiz olarak durdurdu. Ankara böylece referandum nedeniyle Kuzey Irak'a yönelik ilk yaptırımını hayata geçirmiş oldu. İran'da Kürt yönetimine petrol ürünleri taşınmasına geçici olarak yasakladı. Türkiye'den Süleymaniye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir. Süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin Sivil Havacılık İdaresi'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye, Erbil'e sefer yapmayacağız. Türkiye uyarılarını dikkate almayıp bağımsızlık referandumu yapan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik ilk somut yaptırımını hayata geçirdi. Türkiye ile Erbil ve Süleymaniye arasındaki uçuşlar bu akşam saat 18'den itibaren iptal edildi. Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Uçuşların iptal edilmesi öncesinde İstanbul'da ve Kuzey Irak'taki havalimanlarında yoğunluk vardı.
Sınırın iki tarafında Habur ve İbrahim Halil sınır kapılarında da hem yolcu hem de yük taşıyan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Biz vatandaşlarımıza yönelik seyahat uyarıları yaptık ve bunları güncelledik gelişmelere göre. Ama vatandaşlarımız, dönmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi için her türlü imkanlarımızı seferber ederiz. Yani önümüzdeki süreçte de gerekirse özel izinle uçak da göndeririz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Habur yakınlarındaki tatbikatı da devam ediyor. 12. günde askerlere tank çeviklik eğitimi verildi. Günlerdir manevra halinde olan zırhlı araçların bakımı da yapıldı. Tahran'sa İran şirketlerinin Irak-Kürt bölgesel yönetimine petrol ürünleri taşınmasını geçici olarak yasakladığını açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki bu adımlara dikkat çekerek Barzani yönetimine seslendi. Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bağımsızlık için girdiğiniz felakete yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı. اَلَّذ۪ي حَصَلَ ف۪ي بُنْيَةِ الدَّوْلَةِ Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kerbela'yı ve Hazreti Hüseyin'i doğru anlayıp gelecek nesillere de doğru anlatmanın İslam ümmeti için hayati bir mesele olduğunu vurguladı. Muharrem ayı Aşure ve Kerbela mesajı yayınlayan Erbaş, tarihin acılarından yeni acılar üretmemek için vahdet ve kardeşlik içinde olmamız gerektiğini söyledi. Allahu Ekber Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muharrem ayı vesilesiyle yayınladığı mesajında tüm Müslümanların ortak acısı olan Kerbela'dan en doğru derslerin çıkarılması gerektiğini söyledi. Kerbela'nın bize öğrettiği en büyük mesaj, birlik, beraberlik, vahdet ve kardeşliktir. Eğer bu mesajı hayata dönüştüremezsek, İslam coğrafyasında hüznün ve matemin en acılı hikayeleri yaşanmaya devam edecektir. Erbaş, mezhep ve meşrep kavgalarıyla İslam dünyasının yeni bir Kerbela'ya dönüştürüldüğünü ifade etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geliniz aynı imanı, acıyı, özlemi taşıyan kalplerimizi birleştirelim. Tarihi acılarımızı, dertlerimizi İslam'ın izzet ve itibarı adına ferasetle, basiretle, sorumluluk ve duyarlılıkla ele alarak daha iyi bir geleceğin inşasına katkı sunalım. Milletçe kenetlenme ve bütünleşme ilgisi Erbaş, Hazreti Hüseyin'i sevmek, onun uğruna can verdiği değerleri sahiplenmektir dedi ve yolu Peygamber Efendimiz'in yolu olan Hazreti Hüseyin'in tüm nesillere örnek olması gereken şahsiyetini anlattı. Hazreti Hüseyin'i anlamak, haksızlığın ve zulmün karşısında durmaktır. Hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin, vefanın, sözüne sadık kalmanın, erdemin yoluna baş koymaktır. Hazreti Hüseyin'in asaletini ve ahlakını kuşanmak, onun destansı duruşunu ve yiğitliğini gençlerimize ve nesillerimize hakkıyla tanıtmak bizim için bir görevdir. Bu arada Muharrem ayı vesilesiyle Kerbela şehitleri Elazığ'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseriyle anıldı, koro ilahiler seslendirdi. Bir anma töreni de Tunceli'de düzenlendi. Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından cemevinde program yapıldı. Tutulan matem orucu açıldı ve lokma duası yapıldı. Allah'ın nuruna, Muhammed Ali'nin sırrına. Bu arada yurt genelindeki meydanlarda, cuma çıkışlarında ve farklı etkinliklerde Aşure günü vesilesiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı. Sayın seyirciler, camiler ve din görevlileri haftası başlıyor. 1 Ekim'den itibaren cami, şehir ve medeniyet temalı programlarla Müslümanların birlik ve dirlik merkezleri olan camilerin önemi anlatılacak. Camiler haftası ve yarın idrak edilecek Aşure günü bugünkü cuma hutbesinin de konusuydu. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda olmaları umulanlar bunlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Şehirlerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir. 1-7 Ekim tarihleri arasında etkinliklerle kutlanan camiler ve din görevlileri haftası başlıyor.
Hafta boyunca düzenlenen programlarda Müslümanların ibadetlerinin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde durulacak. Minaresiyle tevhidin sembolüdür. Ezanlarıyla şehadetin ifadesidir. Salalarıyla bir milleti dirilten ve ayağa kaldıran merkezlerdir. Minberleriyle ilim, hikmet ve marifetin mekanıdır. Kürsüleriyle hak ve hakikatin sesidir. Mihraplarıyla gönlümüzü esir almaya çalışan günahlara, öfke, kin, nefret gibi her türlü kötülüğe karşı bir mücadele yeridir. Camiler Haftası'nın teması cami, şehir ve medeniyet olarak belirlendi. Cuma namazı hutbesinde de camilerin önemi anlatıldı. Camiler bizim için her daim bilgi ve hikmet, ilim ve ahlak mekanlarıdır. Rabbimizi, dinimizi, kitabımızı, peygamberimizi, kardeşliğimizi ve hayatı öğrendiğimiz mekteplerdir. Camiler omuz omuza saf tutarken, birlikte kıyam ederken, rükû ve secdeye varırken sahip olduğumuz birlik ruhumuzu toplumumuza taşıyalım diye inşa edilir. Hutbede Aşure günü de hatırlatıldı. Kerbela yad edildi. Yarın idrak edeceğimiz Aşure gününü ve asırlardır hepimizi hüzne boğan Kerbela'yı yad edelim. Şehitlerin serçeşmesi, cennet gençlerinin efendisi, Allah Resulü'nün iki güzide torunlarından biri, müminlerin göz bebeği Hazreti Hüseyin'i hayırla analım. Bu vesileyle Resul-i Ekrem Efendimiz'e, onun ehli beytine salat ve selam gönderelim. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a göreve gelişi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mabeke de bugün başkanı makamında ziyaret etti. Ülkesindeki din hizmetleri ve din eğitimi konusunda destek istedi. Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbeke, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a göreve başlaması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hem iki ülke arasındaki ilişkileri görüşüyoruz, hem de tanışmış oluyoruz. Erbaş, ziyaret sırasında iki ülkenin dini kurumları arasındaki işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Din hizmetleri, din eğitimi ve dini yayınlar alanında Senegal'e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. En önemli husus, Senegal'den öğrenci getirip burada onlara yardımcı olmak, okutmak. Şu an itibariyle 20 kadar öğrencimiz var. 2017-2018 yılı itibariyle gönül ister ki bu sayı daha da artsın. Özellikle İmam Hatip liselerimizde ve ilahiyat fakültelerimizde İslami ilimler okumak isteyen öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık. Senegal Büyükelçisi Mbeke'de Erbaş'tan din hizmetleri ve din eğitimi konusunda destek istedi. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye götürmek çabasında olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kendi adını taşıyan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışında konuştu. İmam Hatiplerin önemine vurgu yapan Erdoğan, gençlere nasihatlerde bulundu. Bir nesli mahvetmek isteyen FETÖ'ye karşı siz ilimle, irfanla yetişeceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kendi adını taşıyan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını yaptı. İmam Hatip okullarının önemini vurguladı, 28 Şubat zihniyetiyle bu okulların önünün kesildiğini söyledi. İlk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen, bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Fakat gün ola harman ola evran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti. Nice akademisyenler, profesörler yine yetişti. Yok yok, hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. Kapatalım dediler. Kapattılar. Ve Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü FETÖ'nün okullardaki faaliyetlerini hatırlatarak gençlere uyarılarda bulundu. FETÖ dershaneleriyle, FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya
bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacaksınız. İyi yetişeceksiniz. Her alanda. Hukuktan tut. Tüm mühendislik, mimarlık, sanat, müzik. Aklınıza ne geliyorsa. Bütün alanlarda. İnşallah eğitim, öğretimde bu görevleri üstleneceksiniz. Bültenimize yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa kısa haber turuyla devam ediyoruz. TEOG sınavı kaldırıldı. Başbakan Binali Yıldırım 4 yılın ortalamasının alınacağını ve test sistemi yerine klasik sınav yapılacağını söyledi. Açık uçlu sorular sorulacak, buradan alınacak sonuçlarda mezuniyette esas belirleyici notlar olacak. Öte yandan üniversite sınavında sorular basitleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar duruşmasının tarihi belli oldu. 4 Ekim Çarşamba günü karar açıklanacak. İzmir'de ise FETÖ soruşturması kapsamında muvazzaf askerlere operasyon düzenlendi. Örgüt içinde mahrem abilerle ankesörlü telefonlardan konuştukları belirlenen 117 muvazzaf askerin yakalanması için 45 ilde operasyon başlatıldı. Çok sayıda subay ve astsubay gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beklenen başkanı belli oldu. AK Parti adayı Mevlüt Uysal seçimlerin 3. turunda 179 oy alarak İstanbul'a yeni başkan seçildi. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 125 oy aldı. Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'ten başkanlık mührünü alarak görevine başladı. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Bundan sonra sen Süleyman'sın başkanım. Bu mühür geçmişte İstanbul'da birçok elde dolaştı. O mühürle beraber İstanbul'da hizmet edenlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan. Torba yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda bazı kuruluşların enerji giderlerinin ödemeleriyle ilgili de düzenleme yer aldı. Tasarı yasalaşırsa güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tesis, işletme ve tüketim giderlerini İçişleri Bakanlığı, camilere ilişkin tüketim giderlerini ise Diyanet İşleri Başkanlığı ödeyecek. Son günlerde organ bağışı ile ilgili peş peşe gelen haberler umut veriyor. Son olarak Denizli'de yüksekten düşen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastayı hayata bağladı. Ailesinin bağışladığı 2 böbrek ve karaciğer İzmir'deki hastalara nakledildi. Uşak'taki tarihi mirasın geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması için çalışmalar yapılıyor. Halen 4. cami toplam 35 tarihi yapıda restorasyon çalışması yürütülüyor. Tarihi zenginliğimizi, tarihi varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı, tarihi değerlerimizi tanıtmak istiyoruz. Mersin'de belediye ekiplerince bir hızarcıda fark edildikten sonra 3 yıl önce yeniden dikilen 800 yıllık zeytin ağacı meyve vermeye başladı. Başka bir zeytinle aşılanan 4 ton ağırlığındaki ağacın asıl gövdesinde de meyvelerin çıkmasının ardından hasat töreni düzenlendi. Sırada bazı merkezlerin yarınki hava durumlarına ilişkin son tahminler var. Marmara bölgesi, İstanbul sağanak yağışlı 23, Bursa çok bulutlu 21, Edirne sağanak yağışlı 17, Sakarya çok bulutlu 21 derece. Ege bölgesi, İzmir az bulutlu 25, Denizli sağanak yağışlı 24, Afyonkarahisar sağanak yağışlı 22, Kütahya çok bulutlu 22 derece. Akdeniz bölgesi, Antalya sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 27, Mersin sağanak yağışlı 28, Isparta sağanak yağışlı 20 derece. İç Anadolu bölgesi, Ankara az bulutlu 23, Konya hafif yağışlı 22, Eskişehir az bulutlu 22, Kırşehir az bulutlu 25 derece. Karadeniz bölgesi, Samsun hafif yağışlı 22, Trabzon çok bulutlu 21, Zonguldak parçalı bulutlu 19, Sinop çok bulutlu 21 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum az bulutlu 20, Malatya az bulutlu 26, Elazığ az bulutlu 24, Tunceli açık 28 derece.
Güneydoğu Anadolu bölgesi. Diyarbakır Azburut'ta 32, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman açık 30 derece. Dış merkezler. Lefkoşa Azburut'ta 28, Bakü hafif yağışlı 20, Saraybosna Azburut'ta 17, Berlin Azburut'ta 20. Mekke açık 42, Medine açık 41, Kudüs Azburut'ta 24, Moskova çok bulutlu 10 derece. Evet, bugünün ve bu haftanın da sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın akşam saat 18.30'da Arif Bildirici sizlerle birlikte olacak ana haberde. İyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalın.